bir de cumhur vardır. Cumhur bu alimlerin hepsi ittifak etmediler ama çoğunluğu ittifak etti o hüküme, hangi hükümse. Doğru, böyledir bu dediler. Mesela diyelim ki 50 tane imamdan 40 tanesi tamam dedi. Bitti. Bu da nedir? Rey cumhurdur. İkisi de İslam'da bağlayıcıdır. Yani mümin bunlara uymaya mecburdur. Yok ben müştehidim deyip de hakikaten müştehitse o zaman değişebilir ama nerede var müştehit? Bu aslında müştehit diye bir şey yok. Gene de tek başına hareket etmesi caiz değil. Onun bazısı uzun çeker, oralara girmiyoruz. Rey cumhur budur. Kim diyormuş bunu? Şeriat kitapları. Ne diyorlar? Bağlayıcı, dinde bağlayıcı hüküm budur. Ne mesele ise o mesele tamam, bitti. Şimdi bu şekilde kabullenip bağlı kalmak mecburiyeti var. Peki kitaplar sabit. Bu anlayışta kişilerde sabit olsa yani hangi mantıkla ihtilafın olabileceğini düşünebileceğiz? Mümkün mü? Şöyle diyelim, her Müslüman namazı ilmihalden bakıp kılıyor. 12 farzı var diyor, 4 tane diyor, şeyin diyor işte abdestin farzı var diyor. Hepsi aynı diyorlar. Bunların ihtilaf etmeleri, bu sahada ihtilaf etmeleri imkanı var mı? Yok. Ha, o zaman bunu hatırlatıyor bize. İmkanı yok. Şeriattan işitiyoruz ki Rey Cumhur budur, bitti. Hani evet diyorsun ama hani nerede peki, bana bir göstersene bu şekilde düşünüp hareket edeni. Gösterebilir misin bana? Şu anda buna göre gösteremezsin. Yok. Hodri meydan derim ben de o zaman. Göster derim. O zaman nereye gidiyoruz böyle Don Kişot gibi diyorum ben de. Bu kitaplar niye yazılmış? Onun için orada işte o sana verecektim ama şimdi arabada onlar. Ben cemaatten uzak ve kesin kararlıyım. Nedenleri ile beraber. Bu bir sosyolojik hadisedir. Tabii sosyolojiyi bilenler fazla yok. Ayrı mesele. Ne yapayım? Bilenler yoksa bizi bağlamaz ki. Bir gün sizinle gidiyorduk. Cemaatinizle. Çocuklarınız da vardı orada. Aman efendim. Hatırlar mısın bilmiyorum. Bir tutturdular. Bu büyüklerden alarak. Sosyolojik bir netice bu. Patlayacağım. Patlayacağım artık. Gerçekten çek bakalım sağ arabayı. Atlayacağım ben oradan arabadan. Fuzuliyat konuşmasını ayyuka çıkartıyorlar. 3-4 çocuk. Bir patladım. Bunlara patladım ama. Hiç bunların umurlarında değil yani. Ne oluyor? Bu çocuk nereye gidiyor? Ne yapıyor? Büyüklerin de bu kadar dehşetli bir şekilde şeyleri, arabayı falan kesiyorlar. Her yerde bu böyle. Arabada biraz ses olduğu için en gür sesiyle, hatta kendisinin sesi hakim olması için hep onun üzerine yani seslerin en büyük şekliyle çıkartılması gerekiyor. Öyle bir sustu, çocuklar da sustu, bunlar da sustu. Ses var, arabanın teker sesi sadece. O zaman nedir? Ben o zamandan beri düşünüyordum. Hala da düşünüyorum. Cenab-ı Hakk'a yalvardım, ya Rabbi beni suçlu bir durumda olmadan bunlardan, çünkü ben kendimi kurtarırsam suçlu yapacaklar beni. Sen beni kurtar bunlardan. Allah kurtardı. Şimdi de bakınız odam şeylidir, sürgülüdür, gelemezsiniz oraya. Zübeyir abi böyle kurtuldu. Şırak, tamam. 10 adımlık yukarıda, yerde yani orada tuvalet var. Odası kapısı burada. İşte, tuvaletin kapısı orada. Şırak kapatıyor, cebine koyuyor, tuvalete gidiyor. Tuvaletten dönüyor, şırak açıyor. Benim gözümün önünde, ben de orada hemen yakınındayım. Niye acaba? Siz kapıyı ardına kadar açık bırakırsınız. Gelin ya dersiniz. Yani biraz laklak yapalım. Görüyor musunuz? Niye Zübeyir abi laklak bu kadar şey yapıyordu? Bu lisan-ı hal dersi mi oluyor? Sözlü olanlar çok düşük diyor üstad. Fiili ders esastır. Fetva bunun üzerinedir. İşte şu, bu fetva tarzı meselesi, hükmü, bu meclisteki rey ekseriyetin naziresidir. Abi şimdi öyle ruh yüksek ruhlar, Zübeyir abi gibi ruhlar, şimdi onların biz belki şimdi içtimai hayat oluyor. Şimdi bizim, yani sözünüz kesin özür dilerim. Şey olarak, şimdi Zübeyir abi bizim malaynet veya dünya işleri veya 3 kişi 5 kişi bir araya geldiğimiz zaman havadan sudan konuşma ihtimalimiz yüksektir. Şimdi Zübeyir abi gibi kendini davaya adamış, üstadın hizmetinde bulmuş birini, şimdi onun kaybedecek zamanı, o şimdi o hangi alemlerde onu bilmiyoruz. Yani onun bir bakış açısı vardır muhakkak. Sadece Zübeyir abi değil burada. Hakiki nurcuların hepsi. Biz içindeyiz. Ve bir de yapamayabileceksiniz. Bir şey demiyoruz ona biz. Ama bunu toptan hep beraber bu asıl olanı kabul etmeniz mecburiyeti vardır. Fikirde. Fikirde kabul etseniz bir zorluk gelir mi? Bir bardak su içmek mi zor, bunu kabul etmek mi daha zor diye sorsam ne cevabı vereceksiniz? Bardak su içmek diyeceksiniz. Bu hiç zor değil kabul etmek. Niye kabul etmiyoruz? Kabul ediyorsak bunu müdafaa ederiz. Ortaya çıkar. Cırcır yaparız. Ondan sonra da ya işte böyle boş fazla zaman geçiriyoruz deyip bir şey yapayım, bir istiğfar manasını taşıyan bir laf ederiz. Yok canım, saatler geçer, dünyanın için geldiğimiz ortadan kalktı gitti. Bitti yani. O mana kişinin düşünce dünyasında yok. Hatta sen Zübeyir abinin veya Tahir abinin yanında böyle fuzul şeyler konuşacaksın. Ne? Hadi bir gel bakalım, bir konuş, görelim bakalım. Ne kadar yani kahramansın. Sopası var, sopası böyle. Bam bam duvara vurur. Tahir abinin şeyi, mutaması yok. Zübeyir abinin biraz var da kaçıyor o. Şak kapatıyor. Bizden kaçıyor. Tabii benden kaçmıyor da o kaçtığı yerlerden oradan aldı götürdü şeye. İşte Hasike'ye gittik. Biz kaçtık yani. Haberiniz yok sizin tabii bunlardan. Kaçtık. Daireye mi ait olan bir mesele? Dar dairenin esas yapısı da öyle. Geniş daire de buna az çok bir alaka duyacak. Yani kaçma meselesi. Yani kaçmak derken mekan kaçması değil bu. O gibi fuzuliyatın mevcudiyetine katılmamak. Ne gibi fuzuliyat mesela? Fuzuliyat derken? Ben oradan gelirken işte atladım, işte oradan ayağım kaydı, neyse ayağım kırılacak diye. Bana ne ya senin ayağın kırılacaktıysa? Evet. Ne anlatıyorsun bana bunu? Allah'ım ashabili. Ne? Abi yani yoksa böyle sohbet tarzı değil mi? Yani şimdi yeni bir adam gelmişim. Ben dershanede kalan biriyim ben. Ben örnek biriyim. Şimdi bir tane birini davet ettim, misafir ettim. Yani onun şimdi orta yolu bulma mı diyeyim artık? Şöyle o da deniliyor. Yani ona öyle yaparsak adam bir daha gelmez oraya. Tamam, deniliyor bu hususta. Bu belagat ve maslahattır. Adama bir iki şey biz de sorarız. Şimdi böyle birisi geldiği zaman iyi niyetli ise ne yapar kişi? Pazar dersim var benim işte. Buradan pratiğinden misal vereyim. Cemaat gelir. Belli bir zamanda şey olacak, ders olacak saat bakımından. Bazıları birkaç çene yaparız diye gelir odaya vururlar. Ben şimdi saati gelince çağıracak, haber verecekler. Çıkacak odaya, ben anlayacağım saatten. Niye kapıyı vuruyor biliyor musunuz? Sana biraz nasihat manasında, yine dinden ama konuşma zevki ve hastalığı bu. Yani bir hissi bir zevkle bak neler ben biliyorum değil mi demeden der gibi bir riyakârane bir hal kişilerde mevcut. Ben seni şimdi dinlenmemeli, yani 55 senelik nurcuyum, 56-57 senelik nurcuyum. Seni dinlemeye mecbur muyum ben? Nedir yani beni rahatsız ediyorsun ki? Ben meşgulüm, masa adamıyım zaten. Sen ise laklak hayatı adamısın. Bakın ne yapıyorum? Şu an kapatıyorum. Tak tak, yok. Ses seda yok. Yok.